Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Temmuz ayında efendim. Hükümet memur ve emeklilerin yanı sıra tüm çalışanlara zam için hazırlık yapmaya başladı. Asgari ücrete ara zam yapılması da gündemde. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türk İş Heyeti'ni kabul etti. İşte çalışanların merakla beklediği zamla ilgili formüller. Temmuz ayında enflasyon farklarıyla, Ocak ayında ücretlerdeki yeni düzenlemelerle milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız. Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarında yapılacak artışı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de düzenlemenin tüm çalışanlar için olacağını duyurdu. Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır. Son açıklama AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'tan geldi. Kurtulmuş, asgari ücrete ara zam yapılmasının gündemde olduğunu söyledi. Temmuz ayında emeklilerimizin, çalışanlarımızın gelirlerinin artırılması, bu anlamda tabii asgari ücretle ilgili de çalışmalar bakanlığımızın önündedir. Bu çalışmalar yapılıyor ve öncelikli perspektifimiz buradan inşallah Temmuz ayı ile birlikte çok sayıda geniş bir kitlenin, sabit gelirli bir kitlenin alım gücünü artıracak bir dokunuş mutlaka hükümet tarafından yapılacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücretle ilgili farklı formüller üzerinde çalışıyor. İlk formül asgari ücretlilere de 6 aylık enflasyon farkının yansıtılması. Biz emeği, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bir diğer seçenek işverenin prim yükünün hafifletilmesi. Böylece işverenin ödediği 876 liralık prim maliyeti işçiye yansıtılabilecek. Bir başka formül ise asgari ücrete her ay enflasyon oranında zam yapılması. Özellikle işçi sendikaları bu seçeneğin hayata geçirilmesini istiyor.